zamana geldi ki. Arama da tat meselesi. Evet. Farklı rengi, aroması, kokusuyla çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı çileği, 2021 yılında Karadeniz ereğiyle Osmanlı çileğini yaygınlaştırma, Üreticileri Koruma Derneği tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Padişah sofralarının vazgeçilmezi olan Osmanlı çileği, aroması, kokusuyla dikkat çekiyor. Ziyaretlerde hediyelik olarak getirilen reçel yapımında kullanılan çileği yetiştirmek için 50 yıldır mücadele verdiklerini anlatan 63 yaşındaki tarım emeklisi Galip Keskin, dedelerinden aldığı mesleğini sürdürüyor. Verimi aloe benzemez. Aloe bundan fazla verilir ama bunun tadı, aroması daha başkadır. Ekim ayında dikilen, Mayıs ayından itibaren hasat edilen Osmanlı çileğini anlatan iki çocuk babası Galip Keskin şunları söyledi. Vallahi bu işi çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Büyüklerimiz yapıyordu. Daha sonra biz devraldık. Çocukluğumuzdan beri devam ediyor yani bu çilek işimiz yani. Bu çilek bize Osmanlılar yaşamış burada daha önceden. Osmanlılardan kalma. Bunun fidesi İstanbul gibi bir yerden geldi tahminim. Bilmiyorum nereden geldiğini. O fidesi bize gelince çoğaltmaya çalıştık. Üretmeye çalıştık. Osmanlı çileği çok narin bir şey, yetiştiremiyoruz yani. Yaz ayında gurmaya dönüyor, aloe'ye benzemiyor. Aloe daha canlı, daha verimli. Osmanlı'nın verimi az olduğu için fazla onu yaşatamıyoruz yani. Osmanlı çileğinin hiçbir yerde bulamazsın. Tadımı, aroması çok iyidir yani. Reçellik için birebirdir kokusu. Aloe'ye benzemez, aloe kokmaz, Osmanlı kokar. Reçellik için birebirdir, hediyelik, reçellik. Çok iyidir yani. Ekim ayında ekiyoruz. Mahsulü o zaman bunun fidelerini çilpek atıyor. Uzun uzun çapasını yaptıktan sonra onlardan bırakıyoruz. Fidelerini alıyoruz, oradan koparıp yerini çapalıyoruz, yapıyoruz. Ekim ayında dikiyoruz yani. Bu aylarda Nisan'ın Mayıs'ında girerken falan Mayıs ayında topluyoruz yani. Vatandaş köylümüz ona yaygınlık verdik. Neden olduğu için Osmanlı çileği narin yetişmiyor. Aloe çileği daha azman, daha verimli olduğu için ona yönelildi vatandaş yani. Aynı sezonda ekiyoruz yani. Ekim'de ekiyoruz. Mayıs ayında topluyoruz verimi gelince yani. Havalarımız iyi giderse, iyi. Havalar şey giderse tabii biraz randıman düşüyor. Neden? O da ütübetten çürümeye dönüyor. O oluyor yani. Bu işi benim çocukluğumdan beri devam ediyor yani. Büyüklerimiz de yapıyordu yani. Yeni yetişen nesiller yapamaz yani. Anca emekliler olur bizim gibi. Anca onlar yapar. Bunun zahmeti çok. Dayandırmak, yapmak çapası çok zor yani. İçine bunu yazda senede yani yaz mevsiminde en azından 7-8-10 tava giriyoruz. Otuğu, çilpeği, yaprağı da bunun zahmeti başka bir şeye benzemiyor. Çok zahmetli mahsul. Mesela.